Merhaba arkadaşlar, evruş.com sitesinin hazırlamış olduğu bir teori dinmek dersiyle daha beraberiz sizlerle. Bu dersimizde artık gazların etrafından çıkan buharları sizlerle canlandırmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk olarak şuradaki helpers kısmından arkadaşlar atmosferik aparat kısmına geliyoruz ve buradaki spear gizmo seçeneği var arkadaşlar, bunu tıklıyorum. Daha sonra arkadaşlar tough report'ta şu şekilde bir silindir nesnesi oluşturuyorum arkadaşlar. Silindir nesnesini oluşturduktan sonra şuradaki hemisphere seçeneği var, onu işaretliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık şuradan da göreceğiniz gibi yarım bir silindirim var. Daha sonra bu silindirimi şöyle zemine doğru şu şekilde bakın biraz girintiliyorum. Yerini şu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Şuradan da biraz da şöyle şey yaparsak, çevirirsek daha iyi olur. Evet. Daha sonra perspektif görünüme geçelim şurada. Buradaki ayarları yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra W tuşuna basıyorum arkadaşlar. Pardon. Şuradaki hemisphere'ı seçelim. Shift tuşuyla arkadaşlar şöyle gazların etrafında birer tane kopyasını oluşturuyorum arkadaşlar bunun. Sanırım 3 tane yeterli olacak arkadaşlar. Tekrar kamera görüntüme geçiyorum. Şu an burada bunları atmosferik efektlerle yerden çıkan buhar şeklinde canlandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle biraz daha alırsak daha da iyi olacak. Yalnız şunu biraz böyle aşağıya çekelim. Evet. Daha sonra arkadaşlar 8 tuşuna basıyorum klavyemdeki ve bakın burada environment efektlerden atmosfer seçeneğinde arkadaşlar add seçeneğini tıklıyorum ve fire efekt seçeneği var arkadaşlar burada. Bunu seçiyorum. Daha sonra Pick Gizmo seçeneğiyle arkadaşlar şuradaki gizmoları tekrar Pick Gizmo diyorum. Gizmo 2'yi seçtim. Pick Gizmo diyorum. Gizmo 3'ü seçtim. Gördüğünüz gibi gizmolarım burada artık pick etmiş durumdayım arkadaşlar. Daha sonra Inner, Outer ve Smoke Color renkleri var arkadaşlar burada. 3 çeşit renk tipimiz var. Bunları şu şekilde hepsini de beyaz yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde hepsini de beyaz yaptım. Daha sonra diğer parametrelere bir göz atacağız arkadaşlar burada. Fireball seçeneği işaretli burada. Stretch değerini şöyle 3 olarak ayarlayalım. Regularity seçeneği 0.3 gibi olabilir. Flame size değeri var arkadaşlar burada 20 gibi olsun. Flame detail seçeneği var. Bu da şöyle 12 gibi, 10 gibi olsun. Density seçeneği 10 gibi. Samples değeri de normaldir arkadaşlar. Pace değeri 0, Draft değeri 0. Animate'i açıyoruz arkadaşlar burada AutoK ile. Animasyonun son karesine gidiyoruz burada. Ve Pace'i 10 yapıyoruz arkadaşlar. Drift seçeneğini de 50 yapalım. Bu ara artık canlandırılmış durumda arkadaşlar. Şöyle bir şekilde render alırsak
render sonucunda da gördüğümüz gibi arkadaşlar, zeminden çıkan böyle bir buharımız da oluşmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Şöyle baktığımız zaman gayet iyi duruyor arkadaşlar. Evet, artık burada bizim yapmamız gereken şey buradaki su için ve buhar için. Şimdi tabi hepiniz merak ediyorsunuz bu face'lerin nasıl buhara dönüşeceğini, kendi kendinize soruyorsunuzdur mutlaka. Bunu bir materyal yardımıyla yapacağız arkadaşlar burada. Oldukça karmaşık bir materyal sistemiyle bu face'leri buhar haline getireceğiz ve tabi buradaki suyumuzun da bir kaplamaya ihtiyacı var. Suyumuzu kaplayacağız artık arkadaşlar. Daha sonra ışıklandırma ayarlarımızı yapacağız ve dersimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Gelecek dersimizde malzemelerin işte buhar ve su için gereken ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Daha sonra aydınlatma ayarlarımızı yapıp dersimizde sonlandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir diğer derste görüşmek üzere. İyi dersler, iyi çalışmalar.